adresimi eline tutuşturdukları, cebine para koydukları, beline silah koydukları o kadar insanı bu eve yolladılar ki daha paranoyak oldu benim çocuklar. Sonra burası nasip oldu. Şimdi burada da kiracımızın çıkmasını bekliyoruz. Ben 25 sene bu binanın birinci katında yaşadım. Çocuklarım burada doğdu, burada büyüdü. 5 sene öncesine kadar da çok huzurluyduk. Hayatımızda hiç eksik olan bir şey yoktu. Çok mutluyduk. İşimiz, gücümüz, her şeyimiz yerindeydi. Sonra bir FETÖ'cü mafya grubu bize dadandı. Ne bu evimiz kaldı, ne kurduğumuz iş yerlerimiz, ne olan imkanlarımız kaldı. Hepsine çöktüler. Haliyle biz kendi halinde insanlardık. Mafya neymiş, FETÖ'cü neymiş, bizim ne işimiz vardı bunlardan? Sonra her şeyi sindire sindire yaşadık. Düzenimiz bozuldu. Ve adamlar adresimi eline tutuşturdukları, cebine para koydukları, beline silah koydukları o kadar insanı bu eve yolladılar ki daha paranoyak oldu benim çocuklar. Dedik ya, bunlar mafya. Sokakta biri bağırışsa benim eşim irkiliyor. Eyvah, benim çocuklarımı öldürmeye geliyorlar diye. O derece hayatımızda bir iz bıraktılar. Sonra bir huzur bulalım, daha rahat bir yer bulalım diye düşünürken dedik ulan burası çok kötü. Daha sakin bir yer bulalım. Böyle güvenliği falan da olsun. İçinde ağaçlar, park yerleri falan da olsun diye. Sonra burası nasip oldu. Şimdi burada da kiracımızın çıkmasını bekliyoruz. Kiracımız da biraz uğraştıracak ama eninde sonunda herkes hak ettiği yerde yaşayacaktır. Hele bir yerleşelim. Dostlarımızı da bekleriz çay içmeye. Dedik ya, bedelini ödedik. Bize teslim etmelerini bekliyoruz. Buyurun gelin bize. Ama gelirken de eliniz boş gelmeyin bak. Vallahi kapıda bekletirim ha. Benden söylemezsin.